Mekan algısı şehrin bir imzasıdır artık. Sign of the City Awards. Türkiye ekonomisinin lokomotifi, inşaat ve gayrimenkul sektörünün en iyi projelerini takdim edeceğimiz Sign of the City Awards törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Ve değerli misafirlerimiz şimdi konuşmasını yapmak üzere Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vuslat Doğan Sabancı'yı davet ediyorum. Değerli platin sponsorlarımız Hyundai Elevator Türkiye ve Vestel'e katkıları için Emlak Konut'a, stratejik ortağımız EY ve bu gecenin gerçekleşmesinde büyük payı bulunan proje ortağımız Linea Dekor'a çok teşekkür ediyoruz efendim alkışlarınızla. Siz gayrimenkul sektörünün çok değerli oyuncuları, temsilcileri, oyuncuları büyük hayaller kurdunuz. Ve bu büyük hayallerle de gerçekten nasıl yaşadığımızı değiştirdiniz. Daha evvelden insanın işte başını koyabileceği küçücük kulübeler hayal edebilirdik. Ancak buydu hayalimiz. Şimdi sizin sayenizde içinde gerçekten Mars'ta hayatları hayal edebilecek böyle büyük büyük mekanlar da yaşamaya başladık. Lüks kavramını bir avuç varlıklı azınlığın elinden çıkardınız ve demokratikleştirdiniz. Sadece konfor ve teknoloji değil, içine bir de sanatı koydunuz. Modern sanatı, klasik sanatı koydunuz. Bununla hayallerimizi daha da zenginleştirdiniz. 3 yıl evvel burada bu gecenin ilkini yapmıştık, bu ödül gecesinin. Ben o gece size bir söz vermiştim. Demiştim ki Hürriyet olarak bir işe başlarken bunu gelenekselleştiririz. Ve size söz veriyorum ki bir daha yapacağız. Bu sene 3.'sündeyiz. Geçen sene tabii bunu söylemedim ama bu sene hem bu sözümü kendime hem de size hatırlatmak istedim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Kadir Topbaş da bu gece aramızda bulunuyor. Alkışlarınızla konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Geleceğe imza attığımızın farkında olmalı. Hem meslektaşlarım olarak, mimarlar olarak buna, bu sorumluluğu taşıyoruz. Hem de sektörde olanlar da sadece kendilerinin bir ticari bir fonksiyon, faaliyet olarak değil, kente ben ne katıyorum, ülkeme ne veriyorum, bunun getirisi ne olabilir, bunları da mutlaka düşünmek gerektiğinde özellikle altını çiziyorum ve ben bu organizasyonu tertip eden, özellikle burada bulunmamızı sağlayan Hürriyet grubuna da tekrar teşekkür ediyorum. AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Sayın Çiğdem Kara Aslan'ı davet ediyorum. Hala büyük hayallerimiz var. Çünkü her şey hayal kurmakla başlar. Ve biz şehrimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için ortak hayalleri kurmakla aslında görevliyiz. Önemli olan öncelikle şehir için elbette fikir üretmek. Sonra hayal kurmak. Ve bu hayalleri gerçekleştirmek için de ortaya çok güçlü bir irade koymak. Bütün zorluklara ve bütün sıkıntılara rağmen hayallerimizi, büyük Türkiye'nin hayallerini bir bir gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye hep birlikte devam edeceğiz. Birçok alanda şehre değer katan projeleri, ödüle layık görülen projeleri bir kez daha tebrik ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki de bu gece aramızda bulunuyor. Çok değerli Genel Başkan Yardımcım, Büyükşehir Belediye Başkanım, Hürriyet ailesinin çok değerli mensupları, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum, iyi akşamlar diliyorum. Bütün şehirler bu iyi ve kötü günler yaşamışlardır. Ve bu şehirlerde doğrusu bizim biraz daha ufuk açıcı şekilde davranmamız, yeni bir dönüşüm mantığı içerisinde olaya bakmamız icap ediyor diye düşünüyorum ben. Değerli dostlar, İnşaat sektörümüz çok gelişiyor. Bakın dünyadaki ilk 250 firma arasında 42 tane Türk firması var. 50'ye yaklaşıyor bazen. Ve aldıkları taahhüt miktarları çok yüksek. İyi teknik ekibimiz var. Ekipmanlarımız var. Mimarlarımız var, mühendislerimiz var. Ve bu işi biliyoruz artık. 40-50 sene önceki gibi değiliz. Göçler hala devam ediyor. Refah yükseliyor. Bir taraftan da kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Bütün bu zaruretleri yan yana koyduğunuz zaman inşaat sektörüne daha çok iş var. Hürriyet gazetesine ve ekibine
Böyle bir anlamlı geceyi tertip ettikleri için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum efendim. Sayın Bakanım. Milli müzik.